Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinin farklı noktalarında altyapı yatırımlarına devam ediyor. Kazıkoğlu Mahallesi'nde çalışan ekipler 1500 metrelik kanalizasyon hattı yapım işlemlerini de sürdürüyor. Mahallenin altyapı sisteminin iyileştirilmesi ve yeni hatların oluşturulması kapsamında devam eden çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Müdürlüğe bağlı ekipler Yahyalar ve Beyciler mahallelerinde de altyapıya yönelik çalışma gerçekleştirmeyi sürdürürken daha sonra Akınlar Mahallesi'nde altyapıya yönelik çalışmalara geçilecek. Tain Teknoloji Düzce'de yatırımlarına devam ediyor. Yazılım sektöründe öncü firma olmak için çalışmalarını sürdüren Tain Teknoloji, Düzce Teknopark'ta Tain Akademi ve Tain Business Lounge'ın açılışını gerçekleştirdi. Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden'in katılımıyla gerçekleşen açılış konuşmalarının ardından program şirketin akademi ve business launch alanlarının gezimiyle sona erdi. Bu uygulama akıllı sayaçların kullanıcıları olan kart malikleri ve hizmeti sağlayan bir yazılım uygulamasıdır. Hizmetlerimiz anahtar teslim yazılım projeleri. Waterfall veya AGI proje yönetim metotlarını uyguluyoruz. Yazılım geliştirme ve tasarım. Programlanma dilleri ve teknolojiler, kurumsal ihtiyaçlara yönelik geliştirmeleri tamamlayıp sizlere çalışma ortamıdır. Lounge'da bulunan özel kahve barı, size enerji vermek ve kreatif düşüncelerinizi tetiklemek için çeşitli teknolojik kahve seçeneklerini sunuyor. Tail Akademi, öncelikle karakterinize uygun alanları belirleyerek öğrencileri o alanlarda yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ekip üyelerinize sunulan eğitimler. Sertifikalarımız. Tain bir teknoloji şirketi. Katma değer sağlayacak teknolojilerle uğraşan, teknoloji için insan kaynağı yetiştiren, yaptığı işi aşkla yapan, günün sonunda çıktıları olan ve bir değer sağlayan bir teknoloji şirketidir. Biz Tain'de neler yapıyoruz? Biz Tain'de yeni teknolojilerle gençleri tanıştırıyoruz. Bu teknolojileri geliştirmeleri, bunlarla alakalı projeler geliştirmek ve mevcuttaki büyük kurumlara hizmet etmek için aslında bu ekosistemi kurduk. Tain aslında asıl manası çaydaki etkin madde. Açılımı Technical Enterprise Information Network. Ama bizim için Tain bir teknoloji, bir teknolojide bir model olarak aslında arkadaşlarımıza tanıtıyoruz. Tain'de şu anda yaklaşık 70 kişilik bir aileye sahibiz. Bu 70 kişilik ailede farklı farklı bankalara farklı farklı teknolojiler üreterek çözümler sağlıyoruz. Tain neden Düzce'ye geldi? Düzce çok stratejik bir yer olduğu için Tain Düzce'dir. Ankara ve İstanbul arası bir yerde ve gençlerin burada daha iyi yetişebileceği, trafiğin rahat olduğu, buradaki gençlere daha farklı şeyler aşılabileceği bir yer olduğu için Düzce'de. Günün sonunda Düzce'ye katma değer sağlamak için Düzce'de. Şöyle, Tain Teknoloji aslında 2017 yılında İngiltere'de kurulan bir şirket. Şu anda da 2020 yılından beri de Türkiye pazarında hizmet veriyor. Merkez ofisimiz Düzce Teknopark binası içinde. Düzce Teknokent, Bolu Teknokent'te de şube olarak faaliyet göstermekteyiz. Şu anda burada müşterilerimizin yazılım ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretiyoruz. Bunu yazılım proje ekibimizde yapıyoruz. İnsan kaynakları ekibimizde ise yazılımcıların istihdamını sağlıyoruz ve müşterilerimize yazılım projeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Onlara doğru adayları yönlendiriyoruz. Medya ofisimizde yaptığımız işleri duyurmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda şirketlerine medya danışmanlığını yapıyoruz. Bugün de burada Tain Akademi ve Tain Business Lunch açılışını yapacağız. Tain Business Lunch'da şu şekilde yatırımcıların problemlerini çözerek, onların sorunlarını dinleyerek onlara minimum 6 seansta yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tain Akademi'de ise yazılım eğitimi vermek asıl amacımız. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de yazılımcılar göç ediyorlar, başka ülkelere gitme gereksinimleri duyuyorlar. Biz de yazılımcıları burada tutarak Türkiye'ye katma değer sağlamayı hedefliyoruz.
bu şekilde bugün burada açılışımız olacak. Çok heyecanlıyız. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Altıya kadar programın bitimine kadar beklemeyelim de. Çünkü haber, ana haber yetişim olsun. Efendim buradayız. Düzce'de zabıta ekipleri ve pazarcı esnafı paintball meydanında bir araya geldi. Eylül ayının ilk haftasında kutlanan zabıta haftası dolayısıyla Düzce sebzeciler ve balıkçılar esnaf odasına kayıtlı pazarcılarla Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda paintball oynadı. Boya atan silahlarını birbirlerini vurabilmek ve galip gelebilmek için ateşleyen zabıta ve pazarcıların paintball alanındaki görüntüleri ise aksiyon filmlerine taş çıkarttı. Kollarına sarı bant takan zabıta ekipleriyle pazarcılar galibiyet için birbirlerine ateş ederken iki tarafta vurulmamak için komandolar gibi hareket etse de zabıta müdürlüğü ekipleri sahadan 3-0 galip ayrıldı. İn aşağı oradan, in. Çık, çık. Dur bırak. Lan sen git. Vuruldun artık, git. Hadi gir. Bir 7 Eylül zabıta haftası münasebetiyle pazarcılar odası olarak, zabıta müdürlüğü olarak, belediye zabıta spor müdürlüğü olarak bir organizasyon düzenledik. Amacımız her platformda olduğu gibi esnaftan yöneticileri, memurlarla esnafı bir arada dost içinde tutabilmek. Oyuna başladık. Güzel, samimi, içten. Böyle devam ediyor. Çok eğlenceli herhalde. Eğlenceli. Eğleniyoruz. Pazar yerinde de iyiyiz. Çalışma arkadaşlarımız onlar bizim. Sosyal aktivitelerle devam ediyoruz. Bunun öncesinde yemeklerimiz oldu, gezilerimiz olduydu. Şimdi paintball zabıta haftası münasebetiyle Selçuk Yıldırım müdürüm. Devam. Gerginlikle anılan pazarcı esnafı ve zabıtanın durumunu şimdi dostluk mücadelesiyle sürdürüyoruz. 1-7 Eylül zabıta haftasında Gençlik Spor Müdürlüğümüz Yasin Tüfekçi'nin önderliğinde ve Sayın Bakanımız, Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün de münasip görmesiyle beraber bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Zevkli bir mücadele geçiyor. 2-0 öndeyiz. Kendimizin biraz spor yapmasıyla kaynaklanan bir avantajı var ama dostluk içerisinde geçiyor.
alışılagelmiş bir turnuva değil. Biz de özellikle bunu vurgulamak istedik. Zabıta teşkilatımız ve esnaf odamız genelde karşılıklı gerginliklerle anılan bir grup ama bu sefer silahlar dostluk için konuşuyor burada paintball alanında. Çok güzel oldu. İki tarafa da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra oturacağız beraber muhabbetimizi edeceğiz. Güzel anlar paylaşıyoruz burada. Ben iki tarafa da çok teşekkür ediyorum bu etkinliğimize katıldıkları için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kaza Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu üst geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Düzce D100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi mevkiinden Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen OA idaresindeki 14EA182 plakalı moloz atıkları taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yan yattı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü OA'ya olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol için tırı kaldırma çalışması başlatıldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza D655 Karayolu Karaca Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Semih A idaresindeki 67AAS450 plakalı otomobil, kavşağa girişte ansızın dönüş yapan MC idaresindeki 81ADF183 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle kontrollü verilen trafik araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anıysa bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Cebinde. Onu alalım. Amerikan beyaz kelebeğinin doğada çok sayıda etkili doğal düşmanı yok. Doğadaki mevcut popülasyonu korumak ve desteklemek için ilaçlama yapılması gerekiyor. Özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda mutlaka biyolojik preparatlarla mücadele yapılması gerekirken doğal dengenin bozulmaması için ilaçlama yapılması gerekiyor. Şehrin dört bir yanında evlerin duvarlarına kadar tırmanan tırtılların ilaçlanmasını isteyen halk yetkililerden destek bekliyor. Olay geçtiğimiz günlerde Körpeşler Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre market önünde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce kadınla çocuklar marketin içinde saklandı. Çöp kovasının havada uçuştuğu kavgada taraflar daha sonra bölgeden ayrıldı. Kaza Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ara sokak üzerinde hız yapan otomobil güzergahında seyir halinde olan kapalı kasa minibüsle çarpıştı.
Kaza maddi hasarla sonuçlanırken ara sokakta hız sebebiyle sürekli kazaların meydana geldiğini dile getiren bölge halkı kasis yapılması için yetkililerden destek bekliyor. Cadde 54 alışveriş merkezi içerisinde bulunan apart dairelerde yaşanan olayda 31 yaşındaki Bahar Keskin isimli kadın arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme neticesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı. Olay 2 Eylül Cumartesi günü Serdivan ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi. 19 yaşındaki S.Ö. gittiği kafede tatlı yiyip çay içti. Daha sonrasında kasaya yönelen S.Ö. kafenin sahibi Oğuzhan A.'ya yanında nakit parası bulunmadığını aktararak hesabı IBAN'a atmak istediğini söyledi. Kafe sahibi Oğuzhan A. müşterisiyle IBAN bilgisini paylaşmak için telefonundan internet bankacılığının mobil uygulamasına girdi. Bu esnada S.Ö. 120 liralık hesabını IBAN'a gönderdi. S.Ö. daha sonrasında annemi arayacağım bahanesiyle Oğuzhan A'dan telefonunu istedi. İnternet bankacılığının mobil uygulaması arka planda açık kalan telefonu alan S.Ö. dakikalar içinde kendi hesabına 40 bin lira gönderdi. S.Ö. ardından telefonu vererek işletmeden çıktı ve kayıplara karıştı. Ben son olarak şu kameramız bu yoldan uzaklaşırken gösterdi zaten. Burada zaten gördüğünüz gibi kendi hesabı açık. Burada Oğuz Bey hesabı ödemek için geliyor. Oğuz Bey telefonunu getirdim aslında. Kasadan telefon aldıktan sonra, Oğuz Bey'den telefon aldıktan sonra bu masada gelip işlemini gerçekleştiriyor. Annesini arayacağım bahanesiyle. Sonra gelerek kalkarak buradan gidiyor. Geçen hafta cumartesi günü saat 6 sularında gerçekleşti olay. Devamlı gelen bir tane müşterimiz yine geldi. Karşıladık, güzel karşıladık, masamızı aldık. Tatlı ve çayını yedikten sonra 120 TL'lik bir hesapla kasamıza geldi. Üstünde kart ve nakit olmadığını söyledi bize. Bizden de işletme sahibimiz Oğuzhan Bey kasaya geçerek telefonundan IBAN'ını açtı. Ondan sonra kendi telefonundan da IBAN'ını açarak para gönderdi, 120 TL'lik bir para. Parayı gönderdikten sonra banka işlemi arka planda kalıyor. Çocuk da annesini arayacağım diye telefonu kendisine alıyor Oğuz Bey'den. Kendi masasına geçiyor yeniden. Kendi masasına geçtikten sonra arka planda banka hesabı kalıyor. Oradan da kendi hesabına EFT yoluyla 40.000 TL para gönderiyor. Parça parça 20.000, 20.000 olarak 40.000 TL toplamda para gönderiyor. Ondan sonra zaten gittikten sonra bir test ettik. Uygulama 2,5 dakika açık kalma şeyi varmış. Süresi varmış. Uygulama arkada açık kalıyor. 2,5 dakikalık bir süre olduğu için kameralardan da zaten bunu görüyoruz. Yani tam 2 dakika 12 saniyede gerçekleşiyor bu olay. Arkasından da tekrardan telefonu geri vermek için Oğuz Bey geliyor. Teşekkür ediyor telefonu verdiği için.
Arkasından kolay gelsin, iyi günler diyerek kapıdan yavaşça çıkıyor. Kapıdan çıktıktan sonra da koşarak uzaklaşmaya devam ediyor. Biz de zaten baktığımızda çocuk zaten uzaklaşmıştı. Güvenlik kameralarını izledikten sonra baktık zaten devamlı gelen müşterimiz. İlk Instagram'dan kendi yolumuzla bulmaya çalıştık. Ondan sonra karakola gittik. Banka hesabını bloke ettirdik. Böyle şeylerle direkt yani aramaya çalıştık. Şu an hala bulunmadı. Arama şeyleri gerçekleşiyor. Polisler de sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Bu polis ekipleri. Devam yani aramaya çalışmaya devam. İyiliğimiz mi bedeli? Oğuz Bey'in iyiliği. Herkese iyi güler yüzü göstermemiz bu yolları çıkarttı bizi. İyiliğimizin bedeli bize 40.000 TL'ye patladı. Öyle söyleyeyim size. Zaten biz hemen arkasından bir gün, yani o günün akşamı söyleyeyim. O günün akşamı evine falan ulaştık. Her şey zaten bütün bilgiler elimizdeydi. Polis de şey yapıyordu. Telefon numarası dahil her şey elimizdeydi zaten. Evine biz öyle bir ailesiyle ilk önce konuşalım. Çocuk çünkü yaşı küçük 19 yaşında. Belki isteyerek yapmadığı şeyi, yani isteyerek yapmadığı için bir ailesiyle görüşelim dedik. Evine gittiğiniz zaman biz de eve gelmiyor. Daha önce de böyle işleri olduğunu söyledi bize. Yaptığını söyledi. O yüzden biz de elimizden bir şey gelmediği için polisleri bıraktık. Biz gittiğimiz zaman 5 tane hakkında araştırma var. Yani bulunursa direkt alınacak, karakola getirilecek. Polis telefonda da konuştu. Suçluyla. Telefonda da konuştu. Ama yani elinden bir şey gelmiyor polisin de. Bizim telefonumuz açmıyor. Bizim iyiliğimiz 40.000 TL'ye patladı. Arkada kimsenin mobil uygulaması açık kaldığı zaman kimse telefonunu birbirine vermesinler. Kontrol edip versinler. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Yangın Aşağı Saku Mahallesi'nde İzzet Baysal Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayinin üst kısmında bulunan palet dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sanayi içerisindeki yoldan geçen vatandaşlar ve sanayi içerisindeki güvenlik görevlileri iş yerinden çıkan dumanları fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tahta palet dükkanında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Dükkan içerisinde alev alev yanan paletlere müdahale etmek için itfaiye ekipleri tarafından dükkanın kapısı açıldı. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü sardı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında dükkanda maddi hasar meydana gelirken tahta paletler küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Olay Hayrettin Tokadi Türbesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre türbeye ziyarete gelen bir vatandaş anahtarını kaybetti. Anahtarını kaybettiğini fark eden vatandaş durumu görevlilere bildirdi. Türbe görevlileri tarafından anons yapılarak anahtarın kaybolduğu duyuruldu. İddiaya göre bir süre sonra görevlilerin yanına tekrar giden şahıs anahtarımı kaybettim dedi. Görevlilerse anahtar için gerekli anonsun yapıldığını dile getirdi. İkili arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Türbe bahçesinde yaşanan kavga anı vatandaşın kamerasına yansıdı. Kavga vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Düzce Can, Düzce Spor 10 Eylül Pazar günü saat 19'da Diyarbakır Ahmet Sportif faaliyetleri karşısına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk iki maçında 6 puan toplayan Düzce Can, Düzce Spor çalışmalarını sürdürürken kaleci Metin'in iyileştiği öğrenildi.
Temsilcimiz cumartesi günü hava yoluyla Diyarbakır'a gidecek ve maç saatine kadar kampta kalacak. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak Ahmet Sportif Düzce-Cam Düzcespor maçı edinilen bilgilere göre TRT Kürdi TV tarafından yayınlanacak.